Ben fizyoterapistim aslında ama hastalarla çalıştığım süre içerisinde onları güldürmeyi iyileştirmekten daha çok başardığımı gördüm. Bu yüzden komediye yöneldim. Fizyoterapide de işler yolunda gitmiyordu zaten. Bir kurumda çalışıyordum ve paramı vermiyordu. Ve enteresandır, ben para için işe girmiştim. Ya ay sonu paramı istiyorum, biz bir aileyiz diyor. Yani ben çok özgüvensizim aslında. Bunu yıkmak için sahneye çıktım. Ondan dolayı çok şey kaybettim. Çünkü üniversite birinci sınıfta bir kızı seviyordum ama ona söyleyemiyordum. Sadece bakıyordum, yani onun bakışlarımı anlamasını, bakışlarımı yorumlamasını, benim onu sevdiğimi tahmin etmesini, gelip tahmini bana söylemesini bekliyordum. Hala bekliyorum yani. Ama her şeye rağmen bu özgüvensizliği yıkıp konuştum onunla. Ama orada da böyle çok heyecanlıydım, kekeledim, bazı harfleri yuttum. Anladı yine onu açıldığımı. Hayır dedi ve birkaç tane dil konuşma terapisi tavsiye etti bana. Benim konuşmam bozuktur. Ben konuşmam bozuk olduğunu İstanbul'da anlayabildim. Bunu anlamak için batıya doğru 27 saat otobüste gelmem gerekti. Geçtiğim her ilde yanlış bildiğim harfler çıkıyordu. Ve geldiğim ilk günler söylemek istediğim bir şey her zaman iki defa söylemek zorunda kalıyordum. Çünkü insanlar ilk söylememden hiçbir şey anlamıyorlardı. İlk söylememden anladıkları tek şey ikinciyi daha dikkatli dinlemeleri gerektiğiydi. Yani çocuğa küfrediyordum, konuşmam bozuk diye gülüyordu küfre. Yani bir daha söyler misin diyordu. Ben de bir daha söylüyordum. Onu mutlu görmeye değerdi çünkü. Üniversite hayatımız bitti. Farklı hayatlara gittik. İş hayatına atıldık. 5 yıl hiç görüşmedik. Geçenle mesleki bir koç çıkışı karşılaştık. Sevgisine ayrılmıştı ve morali çok bozuktu. Sadece biraz neşe katmak için yine o küfre ettim ona. Kanka 5 yılda Türkçen düzelmiş, eski tadı yok dedi artık. Yani benden bu kadar. İyi akşamlar. Sağ olun. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.